Geçmeden önce gelinimiz için gelinler puanlarını kullandılar. Evet, bir tanem, her şey için çok teşekkür ediyoruz sana. Ben de çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Evime geldiğiniz için, her şey için çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Canım benim, sağ olasın. Çok heyecanlısın, görüyorum seni. Peki sana en yüksek hangi gelin vermiş olabilir? En yüksek Fatma Nur. Peki en düşük puanı kimden bekliyorsun? Pervin. Ama ummadık taş baş yarabilir de. Yarar mı diyorsun? Belli olmaz Aslı Hanım. Bakalım, kızlardan ne olacak? Her an ne gelecek belli olmuyor bunlardan. Peki o halde Fatma Nur'dan başlayalım mı? Olur Aslı Hanım, başlayalım. Fatma Nur'cum, kısaca sebeplerini duyalım, ardından puanını görelim. Aslı Hanım'cım, ben umduğumu bulamadım. Bir tek bunu söylemek istiyorum. Arkadaşımın kalbini kırmak istemiyorum. Üzülmesini istemiyorum. Umduğumu bulamadım. Bu kadar. Peki puanını görelim, onun üzerine gerekirse konuşuruz yeniden. Aynen, tamam. Benim sana puanım... 2. Neye göre 2? Benim senden daha fazla çeyizim vardı. Her şeye benim fazla. Benim senden fazla çeşit menülerim vardı. Bu verdiğim puan nasıl çeyizine bir şey ve sofrana zaten. Peki 2 puan mı? Evet. Peki diğer 3 puan nereden kırdın? Her yerinden. Her yer derken nasıl bir ev bekliyordun? Bütün odalarını, hiçbirini beğenmedim. Dekorunu, evini, seçimini, boyanı, hiçbir şeyini beğenmedim. Boyamın nesini beğenmedin? Uyumlu değil. Neye uyumlu değil? Değil işte. Dün arkadaşlar da koyu griydi, ona da uyumlu değil dedi. Değil. Senin şu anda salonunda bütün olan ne var Ayşe'nin? Her şeyim benim bütün. Örnek göster mesela. Her şeyim benim bütün. Hepsi benim hepsi ayrı parçalar. Nasıl ayrı parçalar ya? Nasıl ayrı parçalar? Benim koltuğumla halım uyumlu, perdemle uyumlu, her şeyimle. Demodesin. Neyi demode? Sen bence sen kendi evini konuş. Benim evim, sen hiç kendi konuşmayalım. Konuş. Boğucu ev. Ben de burada boğuldum. Ben Aslı abla adaletli olduğunu düşünmüyorum. Keşke, nasıl diyeyim size, akşam uyuduklarında başlarını yastığa rahat koysunlar. Peki. Keşke herkes benim gibi adaletli bana olsun. Bana verdiğin puanı sana veremezdim Ayşenur. Tamam. O zaman kendime haksızlık etmiş olurdum. Sen zaten herkese haksızlık yapıyorsun. Herkes hak ettiği puanı verdim. Tabii. En yüksek puanı benden beklemesi çok saçmaydı. İlk duyduğumda şaşırdım zaten. Bana verdiği 3 puanı mı ona verecektim? Pervin, direkt puanını görelim. Gerekirse üzerine konuşuruz. Olur mu? Benim sana puanım... 1'i geçenler kulübü Aslı abla. Günü geçenler bir kulübü puan değil. Aslı abla şöyle söyleyeyim. Puanımı yorumlayabilir miyim? Gününü gördü. Salı Aycan'a bir verdi. Aycan gününü gördü. Çarşamba Şermin'e verdi. Şermin gördü. Perşembe. Ne alakası var? O şekilde. Sen diğer evleri görmeden benim evime 3 puanı verdin. Senin için rahat senin mı? Senin evine tek ben 3 mü verdim? Peki sen salonunda benim kendi salonum. Senin evine tek ben mi 3 verdim? Ben şu an sana yorum. Onlara da ben verdim hak ettiği puanları. Onlara niye ben bu kadar sesin çıkmadı? Onlara niye bu kadar sesin onlar çıkmadı? Onlar bana tepki verseydi ben de kendimi açıklardım. Fatma Nur, bir şey sormak istiyorum. Bana da Ayşenur'a da 2 verdin. Adaletli olduğunu düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Peki, tamam. 3 verseydim o zaman ne demek olurdu? Benim evimle senin evin eşit. Dün ben de 1 puan aldım ve 1 puanlık bir ev değildi. Çeyizlerimiz 1 miydi? Senin. Sunumlarımız 1 miydi? Evlerimiz 1 miydi? Evet, değildi. Ben burada verdiğim 1 puan tek verme sebebim çeyizin. Sadece çeyizin için 1 puan veriyorum. Onun dışında yemeklerin hiçbirini sen yapmadın ve yemek yarışması değil. Orada bol bol yaptırmışsın komşularına gösteriş için. Hı. Yemek programı o değil. O gösteriş için değil. Önemli olan sunum, sofradaki keşke tabak düzeni. Keşke sen de komşularına yaptıraydın. Tabak düzeni, tabak düzeni, sofra kurulumu. Bunun için yarışıyoruz. Bir kere benim hepinizin evinde porselenleriniz de vardı, camlarınız da vardı. Benim hepsi porselendi, sadece perlak köftem dışında. Onun da ayrı sunum tabağı nasıl vardı?
Şey pardon, camdı. Sofranın görevi hepsi camdı. Benim de hepsi evet. camdı. Bugün yarışacak olmasaydın zaten sen de bir puanını verecektin. Eğer bir puanını ki, vermeme sebebi ki, o kişiden de bir puan almak. Eğer ki sana dün bir puan verecek olsaydım Allah beni evime getirmeyi nasip etmeseydi. Verirdin. Çünkü benim de bir puan olup şu an vermedim. Puan konuşmak istemiyorum. Ben hepinize hakkına adaletli şekilde davrandım. Zaten. Keşke siz de adaletli olsaydınız. Size Allah'a havale ediyorum. Adaletli olmak için şey bir puan veriyorum. Sizi bugün bu hafta Allah gittiğim evlerle kıyaslanamazdı. Kusura bakma sadece Çeyiz'in. Evet, Çeyiz'in için bir puan veriyorum. Bir şey soracağım sana Pervin. Gördüğün evlerin içinde sana göre en iyi ev hangisiydi? Evet. Fatma Nur'un evi. Teşekkür ederim. Niye o zaman 5 vermedin? Sen neden 5 vermedin? Belkilerle yola çıktılar. Ben sordum. Belkilerle yola çıkmadım. Ben sordum. Benim 3 puanlık bir evdi ve çok adaletli bir şekilde yaptığını düşünüyorum bu anlamayı. Bilmiyoruz. Ondan dolayı 3 verdik. Aslı abla, çok güzel dediler. Fatma Nur'un evi ilk gündü. Diğer evleri görmeden yorum yapılmaz. Elbette. Ama düşünülür, ona evet. göre denge aynen. sağlanır. O yüzden dengeli bir puan verilir. Eğer ki ben Fatma Nur'u 3 verip Şermin'e 4 verseydim, yemin ederim ki size Fatma Nur bana ne desin ağzımı açıp tek kelime etmezdim. Fatma Nur'un hakkına girmedim, ona da 3 puan Ayşenur, verdim. Ayşenur 1 verdim. Uzatma istersen. Tamam, devam otur. Edelim. Zaten en düşük puanı Pervin'den bekliyordum. Günü geçen ertesi günün arkadaşına bir puanı veriyor. Kesinlikle dün yapılanın karşılığı değildi ama benden önce verdiği puanlarla bana verdiği puanları kıyasladığımda onun evi benden düşük puanı hak ediyordu. O yüzden bir verdim. Evet Ayca. Ben sadece Çeyiz'in gerçekten çok güzeldi. Buradaki en iyi çeyizler en iyisiydi yani. Bir de yemek masanı beğendim. Hiç porselenin yoktu. Güzeldi. Ben beğendim. Camdaki işte bardaktaki lekelerini vesaire onları görmezden geldim. Olabilir çünkü. Salonun, yatak odan hiçbirini beğenmedim. Zaten beğendim, hiçbir şey söylemedim de. Siz zaten beğenmemeye gelmişsiniz. Evet, senin yaptığın gibi. Yani mesela benim koltuğum senin koltuğundan daha güzeldi. Sen benim koltuğuma güzel değil dedin. Seninki çok çek çok yaptı, güzeldi. Benimki koltuktu. Chester, benim çek, sana anlattığım bu modeldi. Çek yaptı ama güzeldi. TV üreten çok buydu. Fazla demodeydi avizen o şekilde. Benim size hiçbiri göre, öyle değildi. Değil. Ya benim evimde senin evin kıyaslanamaz. Artık puanımı açmak istiyorum ben. Evet, puanını görelim canım. Benim sana puanım 1. Ben hiçbir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Sadece 2 puan sadece Çeyiz'e veriliyor. Ya anlamadığım nokta, ben evlerine 3 vermişim. Gelmişler benim dünya ailem Çeyiz'ime 2. 1. Ben adaletsiz olduklarını en başında söylediydim. Burada tek adaletli olan da benim. Benim başım yastığa rahat yatacak ama onları Allah'la kendileri arasında bırakıyorum. Bir puanım olsaydı 1 verirdim. Hatta 0 bile verebilirdim. O kadar beğenmedim. Günlerdir bize işte ben birinciyim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Sadece çenende varmış Ayşenur. Evet. Arkadaşlarımız açıklama yaptı. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Tamam canım. Puanını görelim direkt Şermin'cim. Benim sana puanım. Sizin her zamanki arkadaşlar dediğiniz gibi ben de sevim. Anlaşmalı mı geldiniz kızlar? Canım benim, gördün mü avukatlığını yaptığın arkadaşın sana kaç puan verdi? Ben avukatlık yaparken haklı yere yaptım. Onun bana verdiği puana göre yapmadım. Onun ben eviydi, benim evimi bir tuttun ama. Bak sana ne diyorum, hala bana aynı konuda geliyorsun. Vallahi bak çıldırıyorum sen artık. Sen daha demin ne dedin? Bak, onun cidden evi çıldırıyorum. Dedi. Senin evine 3 verip de bunun evine 4 vermedim ben ya. Kaç verdin? 3 verdin, kıyaslanacak bir ev değildi. Arkadaşım 2 evde değildi bu ev ya. Ayca'nın eviyle aynı değildi bu ev ya. Siz niye anlamak istemiyorsunuz? Ben ne dedim? Benim bir hakkım sana olsaydı ona bir verecektim dedim, değil mi? Siz aynı lafı döndürüyorsunuz, önüme sürüyorsunuz. Ya Allah rızası için adaletli olun. Ben bu kıza 4 vermedim. Bana daha ne diyorsun ya? Bu da verdi 3'ü, bu da verdi ya. Bunlar verdi. Niye onlara laf
söylemedim ama söylemedin ya. Günü. Görüyorsun, dolaşıyorsun, sürekli bana söylüyorsun. Sen sakin ol ve kabul sakin et. Sakin olamıyorum artık. Çekil. İlahi adalet diyorum size. Hiçbir şey demiyorum. Sizi gerçekten Allah'a havale ediyorum. Ve ağlayıp sizi sevindirmeyeceğim. Ağlama zaten. Ağlayıp sizi sevindirmeyeceğim. Size hep olmayacağım. Sen ağladığın zaman biz zaten sevinmeyiz. Öyle bir şey yok. Belli oluyor. Demek ki sevinmeyiz. Ben sevinseydim zaten size o şekilde davranmazdım. Demek ki sevinmeyiz. Ben sizden hakkınız neyse onu yaptım. Peki kaç vermemi beklerdin? 5 mi 4 mü? Ben senden 5'lik bir ev demedim. 4'lük bir ev demedim. Ayşenur. Hakkımı ver dedim. Ayşenur. Hakkım neydi? Ya arkadaşım iki neyin hakkı ya? Tabii ki evlerinizi savunacaksınız ama birbirinize hakaret etmeden, ben hakaret birbirinizi etmedim. Kırmadan. Pervin'cim sadece sana söylemiyorum, herkese söylüyorum hayatım. Sanki sadece tamam üçü ben yeter vermişim artık, ama. Lütfen bak, toplamda 7 puan aldın. Tabii ki ben de senin için puan kullanacağım. Bir sakinleşirseniz. Hah, izninizle. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Büyük finale geçiyoruz. Bakalım gelinlere ben kaç puan verdim ve sonuç ne oldu? Birazdan her şeyi öğreneceksiniz hepiniz. Birazdan her şeyi öğreneceksiniz. Evet değerli izleyenler, büyük ödülümüz 50.000 TL için büyük finaldeyiz.